Bütün insanlık ve özellikle Müslümanlar Hazreti Mehdi'yi bekliyor. Hazreti Mehdi geldiğinde pek çok Müslüman sevinecek ve kafirler ise korkudan kaçacaktır. Hazreti Mehdi'nin kıyamet alametlerinden biri olduğunu da unutmamak lazım. Hazreti Mehdi ayır zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müjdelenmiş. Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak. Yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak. Tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan sahih rivayetlere göre Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ile buluşacak. Allah'ın izniyle yegane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak olan ayır zaman hakkında çok detaylı bilgiler ve işaretler yer almaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bilgilere göre bu dönemde birbiri ardınca pek çok önemli olay gerçekleşecektir. Ayır zamanın ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve karmaşa hüküm sürecek. İkinci aşamada ise gerçek din ahlakının yaşanmasıyla birlikte yeryüzünde barış ve huzur hakim olacaktır. Hazreti Mehdi'nin çeşitli özellikleri Peygamber Efendimizin hadislerinde şöyle bildirilmiştir. Ehli beytimden ismi ismime mütabık olan bir kişi Araplara malik oluncaya kadar dünya sona ermeyecektir. Kıyamet alametleri göz önünde bulunduğunda Hazreti Mehdi'nin gelmesinin çok yakın olduğu tahmin edilmektedir. Hatta günümüz din bilgileri Mehdi'nin 1980'li yıllarda çıkmış olduğu ancak henüz insanların onu tanımadığı yönünde söylemleri bulunmaktadır. Kıyamet alametleri Kur'an-ı Kerim'de geçen ve peygamberin aktardıkları şu şekildedir. İlk olarak birçok ev üst üste oturacak ve birlikte yaşayacaklar. Yalan ve sahtecilik has safhaya çıkacak. Deccal dünyanın her yerine egemen olacak ve tüm insanları kötülüğe yükleyecektir. Kur'an ayetleri inkar edilecek ve birçok kötü niyetli kişiler türüyecektir. Ve son olarak iman eden insanlar için dünyaya Mehdi gelecektir. Hazreti Mehdi dünyaya gelmek ve Mezopotamya'da kafirler ile savaşacaktır. Bu savaşın yenilmesiyle birlikte bir süre sonra kıyamet kopacaktır. Bir süre içinde Müslümanlar hidayete erecek ve oldukça ferah bir yaşam sürecektir. Üstelik dünyanın genelinde bir barış süreci hakim sürecektir. Devamında kıyametin kopması ile birlikte göğün katmanlarında olan Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve Hazreti Mehdi ile birlikte inanları toplayacaktır. Hazreti Mehdi, Deccal'i yendikten sonra dünya üzerinde tüm İslam ile doğru yolu bulmuş ve Allah, iman eden bireylerin canını oldukça kısa bir sürede ve gayet normal bir şekilde alacaktır. Sonrasında ise kıyamet kopacak ve geriye kalan tüm insanlar acılar içinde ölecektir. Kısaca ayet ve hadisler doğrultusunda Hazreti Mehdi ile birlikte oldukça farklı bir dönemde girilmiş olacaktır. Pek çok din alimi Hazreti Mehdi'nin geleceğinden emin olsa da hangi ülkeden çıkacağını tam net bilmiyor. Hazreti Mehdi'nin neseben Ali Beyt'ten olduğuna dair rivayetler vardır. Ancak bu Hazreti Mehdi'nin illa Araplar arasında çıkacağını göstermez. Hatta hadisler Arapların dışında zuhur edeceğini çıkarmak bile mümkündür. Mesela Tirmizi'de yer alan bir hadiste Hazreti Mehdi'nin Araba hakim oluncaya kadar kıyametin kopmayacağından söz edilir ki buradan Arapların içinde çıkmayacağını anlıyoruz. Çünkü Araba hakim olmak için onların dışında olmak gerekir. O yüzden pek çok kişiye göre Mehdi Türkiye'de çıkabilir. İbni Haldun ve Kurtubi bu rivayeti teyit eder tarzda Hazreti Mehdi'nin Meşrik, Horasan ve Amuderya taraflarından geleceğini kaydetmektedirler. Başka bir hadis-i şeriften ise şunu öğreniyoruz. Doğrudan bir takım insanlar çıkacak ve Mehdi'ye zemin hazırlayacaklar. Yani Hazreti Mehdi onlar arasında hükümran olacaktır. Bu hadis doğuda bulunan veya doğudan gelen bir millet içerisinde çıkacağını göstermektedir ki Allahu Alem bunlar o zamanlar doğuda bulunan sonradan Anadolu'ya yerleşen Türklere işaret etmektedir. Bütün bunlar Hazreti Mehdi'nin yoğun faaliyetini Türkler içerisinde yürüteceğini göstermektedir. Tam bilinmese de bu rivayetlere göre Mehdi bir Türk olabilir. Bir başka hadiste ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın büyük bir şehirden çıkacağı haber verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Medine'den büyük bir şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İslam ülkelerine baktığımız zaman en büyük şehirlerden biri de İstanbul olduğunu görmekteyiz. İstanbul'un İslam dünyasında önemi oldukça fazladır. Hendek Savaşı öncesinde Medine'nin etrafına hendek kazılırken sahabeler kıramadıkları ve yerinden oynatamadıkları bir taşa denk gelir. Bunun üzerine Hazreti Muhammed'e haber verilir. Hendek'in yapımında bizzat bulunan Hazreti Muhammed balyozu alarak kayaya vurmaya başlar. Hazreti Muhammed balyozu kayaya her vurduğunda
balyozdan bir kıvılcım çıkar. Bunlara çıngı da denir. Bu kıvılcımların her birinde Allah tarafından geleceğe dair bazı müjdeler iletilir. Hazreti Muhammed de bunlara çevresindekilere iletir. Bunlar arasında Doğu Roma, yani Bizans'ın ve dolayısıyla İstanbul'un Müslümanlarca fethedileceğine dair bir müjde de var. Bu açıdan İstanbul Müslümanlar için son derece önemlidir. Bunların yanı sıra bir hadiste Hazreti Muhammed'in şöyle dediği rivayet edilir. İstanbul ne güzel yerdir, onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Asker, ordu ne güzel ordudur. Bu İstanbul'u fetheden Osmanlı Devleti için bir iftihar kaynağı olmuştur. Osmanlı öncesinde de Müslüman güçlerinin İstanbul'u fethetme girişimi olmuştur. Mesela Abbasiler ve Emeviler de İstanbul'u kuşatmış ancak o dönemde başarılı olunamamıştır. Emevi hükümdarı Yezid, Hicri 81 yılında İstanbul'u fethetmesi için bizzat bir ordu göndermiştir. Bugün Eyüp Sultan ya da Ebu Eyüp el-Ensar olarak bildiğimiz Halid İbni Zeyd, bu ordunun bir parçası olarak İstanbul'a gelen sahabeler arasındadır. Son birkaç 10 yıldır yeryüzünde meydana gelen kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar, depremler, Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışının alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanlara Hazreti Mehdi'nin giriş alametleri ve Mehdi'nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi Müslümanların heyecanını artıracaktır. 2020 yılından itibaren dünya gittikçe kötüye gitmeye başladı. Bu yıllarda değişen dünya düzeni insanlar için oldukça korkutucu olmaya başladı. Yine de insanların ders çıkardığını düşünmek yanıltıcı olur. Mehdi'nin alametleri ve fiziksel özellikleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti Mehdi'nin gerek fiziksel gerek ahlaki özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Hazreti Mehdi'nin ahlakının kendi ahlakına benzediğini bildirmiş, onun Allah korkusunu ve güzel ahlakını övmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın ahlakı ve ilmi mücadelesinin yanı sıra fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hazreti Mehdi aleyhisselam ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır. Bir ayette, kitap ehlinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çocuklarını tanır gibi tanıyacakları bildirilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamı tanıtan vücudundaki bu detaylı işaretlerin her biri için ayrı yer bildirilmiş, her biri için ayrı tanımlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Kimisi için ben, kimisi için iz, kimisi için işaret denmiş, kimisi için mühür ya da nişan, kimisi için yaprak, kimisi için inci ya da yıldız benzetmesi yapılmıştır. Bunların yanı sıra Hazreti Mehdi aleyhisselamın cildinin, saçının ve sakalının rengi, endamı, boyu, vücut yapısının tüm detayları, yüzünün genel hatları, başının ve alnının şekli, burnunun, kaşlarının, dişlerinin nitelikleri gibi tanıtıcı vasıfları da hayret verici şekilde çok ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Örneğin bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın sağ bacağında siyah bir iz olacağını bildirmiştir. Ancak dikkat edilirse burada sadece bir izden bahsedilmemiş, bu izin siyah olduğu, sağ bacağında olduğu gibi kesin belirleyici detaylar da verilmiştir. Hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere, Hazreti Mehdi aleyhisselamın iki omuzu arasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi açık bir alamet olan nübüvvet mührü olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın omuzunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki nübüvvet mührü bulunacaktır. Bilindiği gibi mührün özelliği koyu renk olmasıdır ve yüzeyi kaplayan bir yapıdadır. Ayrıca Hazreti Mehdi aleyhisselamın sırtındaki bu ben içinde yine kesin ölçü verilerek yeri tam olarak belirtilmiştir. Rivayetlerde her peygamberin sağ eli üzerinde nübüvvet mührü olduğu bildirilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet mührünün ise şemali şerifinde sol kürekteki deri üzerinde kalbi hizasında olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselamın omuzunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki nübüvvet mührünün bulunacağının bildirilmesi, Hazreti Mehdi aleyhisselamın da sırtında sol kürek kemiği üzerinde kalbi hizasında koyu renkte genişçe bir ben olacağını göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili verdiği detaylardan biri Hazreti Mehdi aleyhisselamın sakalı ile ilgilidir. Birçok hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın sakallı olacağını haber veren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde de bu sakalın şekli ile ilgili detaylar bildirmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın sakalının şekil olarak yanlardan az yani ince olarak inen aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselama Şuayb bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri
Hazreti Mehdi Aleyhisselam için kullanılan şuayb kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu ifade ile Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine bin Salih ifadesiyle de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde beyaz kıyafetlerine dikkat çektiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında Heytim Hazretleri yine sayı hadislere dayanarak ek bir bilgi daha sunmuş ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir adının da Harras yani aslan olduğunu ifade etmiştir.